yaptım, beklettim. Sorun değil. Ya bak ne diyeceğim. Hadi gidelim bir yerlerde kahve içerken yapalım şu röportajı. Yoksa bize burada rahat vermeyecekler. Ya tamam. Biraz fazla tepki verdim. Haklısın. Engin'e gıcığım ya ondan. Neyse sen git yap bari röportajını. Yapamıyorum ki. Engin Bey'in acil ameliyatı çıkmış. Hadi ya. Tüh. Çok üzüldüm. Bak ne diyeceğim. Eğer istersen sana bir özür yemeği ısmarlayabilirim. Hı? Olur. Bence de. Hadi gidip yapalım şu röportajı artık. Süper. Hayırdır? Nereye böyle? Hiç. Melike ile kahve içeceğiz. Öyle mi? Bakıyorum iş bitmiş, eğlenceye başlanmış. Bu Mehmet hep böyledir Melikeciğim ya. İşkoliktir biraz. Hatta fiş falan da biriktiriyordur bence. Başkalarının eğlenmesine de hayatta katlanamaz. Ya aynen öyle. Özellikle başkalarının nişanlı kızlarla eğlenmesine hiç katlanamıyor. Hadi canım gel biz seninle bir püsküllüğe bakalım. Susuzluktan şimdi kavrulmuştur yavrucak. Ha? Hı hı. Hadi. Evet arkadaşlar. Tahsin'den Rağmen Aşklar dosyası için yazılar gelmeye başladı. Sende neler var Ozan? Diva'nın hayat hikayesini bitirmek üzereyim. Güzel. Hande, fotoğraflar? Hazır ekleyelim. Ha, Engin'cim, toplantıdayım şu anda eğer acil değilse. O zaman hemen konuya giriyorum kuzen. Hani Melike Mehmet'e platonik demiştin ya. O öyle değil işte. Ne diyorsun sen? Ya karşılıksız değil yani. Ne zaman Melike'yi benim yanımda görse delleniyor. Kıskanıyor ya. Ya saçmalıyorsun. Ya Mehmet asla kıskanç bir adam değildir. O sadece Tahsin'den dolayı kızı senden korumaya çalışıyordur. Ya sen ne ara bu kadar saf oldun kuzen? Birlikte baktıkları bir kuş bile var. Sen hala Tahsin diyorsun bana ya. Alo. Arkadaşlar, toplantı yarın ertelendi. Benim acil çıkmam gerekiyor. Engin'e bu samimiyet ne ayak? Ayak mı? Sensin ayak. Bir samimiyet falan yok. Melike bak yeme beni. Bir gülüşmeler, bir elektrikler falan. Elektrik mi? Nesin sen? Kontrol kalemi falan mı? Melike bak beni delirtme. Bu adam sağlam bir adam değil. Gerekirse çıkarları için annesini bile satar. Kapılıp gitme şu adama. Nesine kapılacağım ya? Sanki adamı bilmiyorum. Ama seni bilmiyormuşum. Röportaj yapmayayım diye resmen gözümün içine baka baka bana yalan söyledin. Çok da iyi yapmışım. Engin hastanenin başına geçerse neler yapacağını bildiğini zannediyordum. Ama seni adamla kahve içmeye giderken yakalıyorum. Niye şaşırıyorum ki ama? Ağzı iyi laf yapıyor. Parası da var. Sen... gerçekten iyice delirmeye başladın. Sen gerçekten delirdin. Delirdim evet. Delirdim. Delirtiyorsun beni. Şu adamdan uzak dur diyorum sana. Anlamıyor musun? Sana böyle konuşma hakkını kim verdi? Bir oyun oynuyoruz diye benim kimin peşinden gideceğine karışamazsın. Ben sana karışıyor muyum ya? Ben oyunum var ya. Bence de sonu getirme. Bu senin püsküllü var ya, beni delirtiyor. Almancı Gülü, iyi misin? Öğret bana. Efendim? Ya böyle bir erkek nasıl elde edilir? Onun gözünde nasıl değerli olunur? Bana öğret. Oo. Biraz canımız sıkılmış galiba. Bak böyle baştan ukalalık yapacaksan yani, baştan vazgeçeyim yani. Benden bir şey isteyen sensin. Bu da demek oluyor ki beni tehdit edemez. Anlat bakayım. Haklı çıktın sen. O adam bana şey muamelesi yaptı. Ne? Ya ben öyle bir kız değilim, tamam mı yani? Ben sadece şey yaptım, şey istedim yani. Gel. Gel. Öyle bir şey değil o, ağlama. Ağlamıyorum ben ya. Belli. Ne yapacaksın? Öğreteceksin mi? Peki benim bu işten çıkarım ne olacak? Ne bileyim yani, hani istediğim para falan sana. Bende yok yani. Ben dostumun ablasından para alacak değilim. Başka şeylerden bahsediyorum. Ne diyorsun ya? Ne biçim konuşuyorsun sen? Sen ne biçim konuşuyorsun? Sen de öbür adam gibi bana şey muamelesi mi yapıyorsun? Dur! Almancı Gülü, sen böyle beni yanlış anlarsan biz seninle hiç anlaşamayız. Onu istemiyorum, bunu istemiyorum. Ne istiyorsun sen ya? Seni baştan yarattığım süre boyunca o dilini tutacaksın. Ha, onu mu diyorsun? Ya bak ama işte ona söz veremem yani. Çünkü sen çok kaşınıyorsun yani. Ben de kaşlarını kaşıyorum, biliyorsun. Biliyorum. Ah be Almancı Gülü. İtirazsız her dediğimi yapacaksın. Nasıl? Kabul ediyorsun yani. Melike'nin hatırı var. Tamam. O zaman ben de sana söz veriyorum. Ne istersen yapacağım, tamam? Anlaştık mı? İlk ders yarın. Bana bak. Adam gibi öğreteceksin ama ha, tamam? Melike? İlknur Hanım? Benimle Mehmet'in odasına gelir misin? Hı? Gel sen gel. Sizinle konuşacaklarım var. Hadi. İlknur. Selam. Melike. Benim. Canım, ne tatlı şeysin sen öyle. Fıstık. Ne yapıyorsun orada? Adı ne? Püsküllü. Püsküllü. Ay püsküllü. Püsküllü. Püsküllü şey senin. Ne yapıyorsun orada bak? Ay çok tatlıymış ya. Melike, sen bir şey mi söyleyecektin bana? Yok. İlknur Hanım getirdi beni buraya. Hayırdır? Hayır, hayır. Ben düşündüm. Size çok yanlış davrandığıma karar verdim. Ya Melike ile Tahsin'in ilişkisini kabullenmekte zorlandım. Kusura bakma Melikeciğim. Ya, Tahsin'i çok severim. Hani insan kıymetlisine kimseleri yakıştıramazmış ya. Ama madem siz birbirinizi sevdiniz... ...o zaman... ...kaynaşmalıyız. Dördümüz beraber yemeğe çıkmalıyız. Hatta bu akşam için yer ayırttım bize. Yok canım, ne gerek var böyle bir şeye? İtiraz yok. Hemen çıkıyoruz. Melikeciğim, sen Tahsin'i ara, bizimle restoranda buluşsun, tamam mı? Ona konum atarız. Hadi Mehmet, gel. Ne yapacağız? Mehmet, hadi. Geliyorum. Melike? Tahsin. Sen, ben, Mehmet, İlknur yemeğe çıkıyormuşuz. Ne yapıyormuşuz, ne yapıyormuşuz? Duydun işte, İlknur Hanım geldi, götürüyor şimdi bizi. Tamam, gideceğiniz yerin konumunu atın, geliyorum hemen. İlknur 4'lü randevu ayarlamış. Hastaneye gelmiş, Melike ve Mehmet'i götürüyormuş. Aşıkları tartıyor. Elbette. Yani... Birlikte olduğun, sevdiğin adamın bir başkasına ilgi duyduğunu düşünürsen... ...onları yan yana getirir, birbirlerine olan davranışlarını tartarsın. Bunu her kadın bilir. Aşk doktorumuz niye bilemedi? Hoş geldin efendim. Ne alırsınız? Benim için sen seç hayatım. Ne sevdiğimi biliyorsun. Vay! Lan! Tufan'ım hoş geldin. Lan ne hırsız gibi geliyorsun oğlum, aklımı aldın. Hırsız! Şşş! Güzel espri, tebrik ederim. Lan seni öldürürüm lan. Tufancığım, sakin, böyle güzel güzel bir konuşsak. Sakin falan olmuyorum lan ben. Paramı ver lan benim. Tapu işini de anlat. Tufancığım bak, yakamı bıraksan diyorum. Bak kalktım kendi ayaklarımla sana kadar geldim. Hayır yani, tapuyu bulman için de sana yardımcı oldum, öyle değil mi? Yetmez. Paramı istiyorum lan ben. Ben de paramı istiyorum. Ne diyorsun lan sen? Onun aciyeti beni de dolandırdı. Ben de paramı istiyorum. Hadi be. Evet. Vay, 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 vay. Bu nasıl güzel tesadüf ya? Aa, Engin. Sevimli şey. Nişanlın nerede? Birazdan gelecek. Güzel. O zaman o gelene kadar... ...ben de oturup size eşlik edeyim. Hem... Çifte kumruların yanında yalnız kalmasın kız. Lan! Sen yine ne dolaplar çeviriyorsun lan ha? Dolandırıyor mu lan yine sen beni? Ya Tufan'ım, ben seni dolandırmak isteseydim dolandırırdım. Bak cüzdanın da kimliğin de bendeydi ama ben seni dolandırmadım. Yaptım mı yapmadım. Anlat. Bak şimdi, sen aslında çok güzel ve çok büyük bir madenle dip dibesin. Ben mi? He, sen. Ne madeni lan? Anlat bakayım. Sıkı durun. Vatandaşlar, vatandaşlar. Bu bilgiyi duymaya hazır olanlar yerlerinde kalsın. Anlatıyorum, anlatıyorum. Sana vereceğim bilgi... Herkes yemeklerini çok sevdi galiba. Geldiğimden beri kimse benimle konuşmuyor, baksana. Biz seninle zaten normalde de konuşmuyoruz Engin. Biliyorsun. Ama ben bu güzel gazeteciyle birkaç kelam etmek istiyorum. 2 gündür bir röportaj yapamadık, baksana. Mehmet izin vermediği için. Aa! Aşkım, niye izin vermiyorsun? Bilmem. Belki de Engin'in nişanlı kızlara asılmasından rahatsız olduğum içindir. Belki de Tahsin çok yakın arkadaşım olduğundan onun nişanlısını korumak istediğim içindir. Belki de o kızın korunmaya ihtiyacı yoktur. Kiminle görüşeceğine, kiminle röportaj yapacağına kendi karar veriyordur. Belki de o kız sağlıklı kararlar veremiyordur. Belki de herkesin kendi işine bakması gerekiyordur. Selam. Geç kalmadın değil mi? Tam zamanında geldin Tahsin. Eğer biraz daha gecikseydin, nişanlını başkasına kaptıracaktın. Ne diyorsun sen be? Terbiyesiz. Yaptığını çok ağır ödeyeceksin püsküllü. Püsküllü mü? Güvercinin adıydı o. O güvercine... Kıza taktığın ismi mi verdin sen Mehmet? Sana inanamıyorum. İlknur. 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 Aklına saçma sapan şeyler getirme. Haklısın. Saçma sapan. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Bırak beni. Hadi kuzen, ben seni götüreyim. Mehmet! 3 tane direkt. Bas. Tek. Bas. Aparkat kuruşu. Bas. Birader, sen bize biraz müsaade etsene. Hadi biraz dinle. Hayırdır doktorum? Tek round. Ellerin zarar görür. Salla. Oğlum sen cerrah adamsın. Kaç senedir yapmıyorsun sporu? Abi tekrar başladı. Oldu mu? Benimle dövüşecek misin yoksa gidip duvarları falan mı yumruklayayım? Dövüş yok. Sadece antrenman. Kime sinirlendin bu kadar? Kendime. Niye? Çünkü ben hıyar herifin tekiyim de ondan! Doktor. Gel. Kızın kimle birlikte oldun lan sana ne lan ha? Sen kendi nişanlığına baksana. Sana ne lan? Sana ne lan? Sana ne lan? Ha? Ha, sana ne? Abi. Ya sana ne ya? Sana ne? Diyelim ki Engin bana yürüyor. Ben de ona koşuyorum. Sana ne? Engin'e kapılabilecek bir kız olarak gösterdi beni ya. Öyle olsa bile sana ne? Ne dedi? Tahsin'e ne dedi o? Ne dedi? Nişanlını kapacaklar dedi. Beni başkasıyla nişanlıyken kapılabilecek bir kız olarak gösterdi. Görürsün sen Mehmet Efendi. Ben sıkıldım. Sıkıldım ben. Tayyare düştü. Pişti. Ben sıkıldım. Baba bir dur gari, bir dur. Melike kızım. Şu dedenin bir ayağımın altından çekiver de bir iş edem gari. Hadi. Melike. Kız anam, bu hiç beni takmadı ya. Mümkünse zilin tepesinden inebilir misin şehre? Nerede o gıcık? Hangi? Kibar ablam, ana. Git bana Mehmet'i çağır. Bizim kız, çağırdım ama. Ama yok, git çağır. Vallahi yeter ya, sinirimden uyuyamadım ben sabaha kadar. O Mehmet buraya gelecek, bana hesap verecek, hesap. Sürekli geçiyor böyle karşıma, çemkiliyor. Yeter ya, ben de insanım. Sonra ne yapıyor beyefendi? Ay affet beni püsküllü, affet beni Melike. Yok öyle ama, ben onu affetmiyorum. Ama tabii ben salak. Salam. Hemen böyle bir yumuşa, bir eri. Böyle yelkenleri suya indir. Yok, o Mehmet buraya gelecek, onun canını okuyacağım, canına! Kibar abla, git çağır. Şehri? Ne? Heh, ne? Mehmet evde yok ki. Dün akşam hiç gelmedi. Neyse canım, hastaneye gidelim. Orada hesap ben ona. Ay ne oluyor bunlara? Hiç. Mehmet Melike'yi Engin'den kıskandı, ortalığı birbirine kattı. Melike de klasik suyu yüzüne tıps. Helal. Ay o İlknur cadısı duymasın. Gördü. Oradaydı çünkü. Aman ey. Engin, Mehmet hiç bugün aramadı beni. Hastaneye geldi mi? Gördün mü hiç? İlknur, daha şimdi geldim işe. Bir kahvemi içeyim, bir ayılayım. Sonra hallederiz, tamam? Tamam, sonra buraya gel lütfen. Konuşmamız lazım. Tamam, hadi. Kemal Bey, Mehmet geldi mi? Dün gece geldi Engin Bey, burada kaldı. Aysun, bana 2 kahve yollasana. Vay. Paşam. Sen akşam burada kalmışsın. Ha, kahve getirdim sana. Sen buna efkarlandın. Engin, ver o yüzü. Hay. Ama ben senin yerinde olsam önce şu püsküllüden kurtulurum. Bundan değil. Diğerinden. Malum. Engin, hiçbir zaman istediğini alamayacaksın abicim. Benden sana ekmek çıkmaz. Şimdi Ayla. Ne yani? Ben seni dün geceki gibi delirtemeyecek miyim? Engin, yüzüğü ver ve defol. Tamam. Ama ben senin gerçekten istediğinin bu olmadığına inanıyorum. Anne, benim işe gitmem lazım. Tufan, oğlum şu dedenin bir sırtını alıver. Hadi bak iş yapıyorum, hadi. Alamam anne, ben daha sesimi açacağım ya. Kule. Oğlum, lan oğlum bir ilgileniversene şununla. Anneciğim, sesimi açacağım diyorum ya. Cennet, şu dedene bir bakıver. Hadi kızım, hadi. Bak daha ev süpüreceğim, hadi kızım. İlgilenemem mama, benim derse gitmem lazım. Çiz. Kule, hostes bakar mısın? Baba, nesi var bunların? Neye takmıyorlar beni, ha? Ben takıyorum, sen de tak. Kemerleri tak, arkama geç, inişe geçiyoruz. Hadi. Hadi gari, hadi gidiyoruz gari, hadi. Geldik. Hadi in gari. İnin. Aşk doktoru. Ne yapıyorsun bakayım sen? Mehmet'e mesaj yazacağım. Melike yanına gidiyor ya. Kırmasın yine kızı. İlle de bir şeyleri kırıp dökmesi gerekiyorsa Hayati'nin kafası uygundur canım. Yaz. Alo. Aa. Sana da halo. Hayırdır? Onlar ne? Ya işte defter, kalem falan. Ya ben derse hazırım. Başlayabiliriz. Ne dersi? Şu mesajı atayım, başlarız. Okay. Ya aşırı yakışmış ya kolye. Mersi. Günlük halim Cennet. Melike oraya geliyor. Efendi ol, özür dile. Gerizekalılık yapma. Daha ne gerizekalılık yapacağım ki? Daha ne yapacağım? Merak etme. Gayet efendi olurum. Olursun tabii. Şimdi heyecan yap bakalım Melike yanına gelecek diye. Ben bu işi biliyorum ya. Pardon, ne yapıyorsunuz? Diva bana dik durmayı öğretiyor. Karnı içeri çek. Popo dışarı. Şimdi tekrarla. Ben dünyanın en güzel kadınıyım. Ben dünyanın en... Sen bana dalga mı geçiyorsun ya? Elbette dalga geçiyorum. Ders deyince bunu mu anladınız siz? O öyle bir şey değil o. Ama senin derslerini de biliyoruz aşk doktorum. Ben ondan bir yıldız yaratacağım. Yemin et. Evet, vallahi. Nereden başlasam? Yalnız amaç yıldız yaratmak değil, koca bulmak. Keklik sekişi. Evet, benim ünlü keklik sekişimi sana öğreteceğim. Edalı yürüyeceğim. What? Ciddi misin? Vallahi öğreteceğim. Bu senin meşhur keklik sekişini yani. Ya ben var ya bunu televizyonda falan izlediğimde bayılıyordum ya. Hadi o zaman gel şöyle ortalığa doğru. O daracık yerde olmaz. Tamam mı? Ha? Şöyle ortaya. Evet. Kusura bakmayın. Odanıza izinsiz daldım ama. Hayatımın tam ortasına da izinsiz dalmıştın zaten. O yüzden sıkıntı yok. Sıkıntı var bence. Öyle mi? Allah Allah. Senin sıkıntın ne acaba? Senin dün gece birdenbire olay çıkartman. Engin'in tek bir lafına koşan kız gibi göstermen beni. Vay be. Ben neler yapmışım öyle. Seni Engin gibi bir pislikten kurtardığım için Allah benim belamı versin o zaman. Zaten verdi de. Beni kastediyorsan henüz vermedi. Ama yakında verecek. Öyle mi? Başka ne yapacaksın acaba? Hayatımın canını okuduğun yetmedi. Bir de gömeceğim diyorsun öyle mi? Ben senin hayatının canını falan okumadım. Yüzüğü mü attı? Ben bilmiyordum. Dün gece yüzünden mi? Çok canın acıyor mu? Benim yüzümden senin canın acıyor. yüzünden değil. Benim yüzümden. Bir söz verdim ve tutamadım. Mehmet, oğlum fazla vaktim yok. Perim'den ne haber? Benim için endişelendi mi? Merak ettim beni. Çabuk söylesene. Niye arayıp kendisine sormuyorsun amca? Ulan sen kafayı mı yedin amcasın ya? Kadın benim için endişelensin diye kaçtım geldim ben buralara. İyi amca. Sen bir süre daha kaçmaya devam et. Gelme buralara. Zaten aklın varsa karşıma çıkmasın. İşte bu. Kız doğal yetenek. Bir Merlin Monroe, bir de Perihan Işık böyle seker derlerdi. Şimdi seni görenler de Almanyalı Cennet diyecekler. Bazen gerçekten oluyor mu? Evet. Yani Merlin Monroe'nun da Diva'nın da aşk hayatları belli. Demek ki neymiş? Ayı balığından keklik yaratmak iyi koca bulmayı sağlamazmış. Aa, ayı balığı senin anandır. Ne dedin sen? Aa, bir dakika. Konuşma adabı ders 2. Böyle bir durumda ayı balığı senin anandır demeyeceksin. Ayı balığı senin annendir diyeceksin. Okey. Ayı balığı senin annendir. Efendim? Yok. Paşam o daha misafir gari. Hem sen ne durup durun burada? Hadi oturuver gari. Divan ablam sen de dersine devam ediver gari. Hep beraber dinleyeceğiz. Hadi bir yol daha yürü bakayım. Kaç gün oldu? Biriniz bile şu diva denilen kadınla ilgili ele avuca gelir tek bir haber bile bulamadınız. Boşuna mı besliyorum sizi? Neyse sonra devam ederiz. O püsküllü ve püsküllü. Sizin için ne yapabilirim? Merhaba İlknur Hanım. Biraz sizinle konuşabilir miyiz? Baş başa ama. konuş bakalım. O zaman ilk başta ben size bu kuşu açıklamakla başlayayım. Püsküllü benim kuşum. Ama annem evde istemediği için ben Mehmet Bey'e verdim. Sağ olsun o da ilgilendi. Ayrıca bütün arkadaşlarım bana püsküllü der. Hatta Tahsin de püsküllü der. Sanırım Mehmet Bey de o yüzden püsküllü dedi bana. Ve ayrıca kuşu ben buldum. Bulunca da ona püsküllü adını verdim. Yani Mehmet Bey takmadı o ismi. Ayrıca Mehmet Bey sanırım Engin Bey'i pek sevmiyor. Dün gece o yüzden öyle davrandı. Bir de Tahsin onun en iyi dostu. O yüzden sanırım nişanlısını korumak istedi. Yani? Yani İlknur Hanım, bu durumda Mehmet Bey'in bir suçu yok. Benim yüzümden yüzüğü atmanız büyük haksızlık olur. Senin yüzünden yüzüğü atmama gerek yok. Senin yüzünden. Melikeciğim, sen bir şeyleri yanlış anlamışsın canım. Ben o yüzüğü senin yüzünden atmadım. Sen kimsin ki ayrıca? Ama siz dün akşam... Dün akşam ben o senin gibi biriyle muhatap olduğu için ve de senin çıkarttığın rezilliğe izin verdiği için kızdım. Ayrıca seni ilgilendirmez ama o yüzüğü atma olayı sadece bir uyarıydı. Yoksa ne Mehmet bensiz, ne de ben Mehmetsiz yapamayız. Yani buraya kadar boşuna gelmişsin. Anladım. Ben buna çok sevindim o zaman. Yani dediğiniz gibi sizsiz olamayan ve sizi seven birini kaybetmeniz çok kötü olurdu. İyi günler. Sevimli şey, senin ne işin var burada? Hastanede değil miydin? İlknur. Mehmet, konuşabilir miyiz? Olur. Konuşalım. Akşam yemeği. Tamam. Nerede? Ben bir yer ayırtayım. Sana mesaj atarım. Tamam. O zaman akşam görüşürüz. Tamam. Geçsene. Tamam. Vay vay vay. Sen dün yüzüğü at, bugün ara. Vay be. Ay, o kız var ya, biraz önce buradaydı. Biliyorum, gördüm. Bana Mehmet'i savundu. Sizi seviyor dedi. Demek ki aşık olmuş. Al işte, bu da beni doğruluyor. Kız Mehmet'e aşık olmaya cesaret edebilecek kadar hadsiz, aşık olduğu adama dönmem için beni ikna edecek kadar da gerizekalı. Yok, o öyle bir şey değil kuzen ya. O biraz böyle mutlu ol yeter kafası bir şey olmuş. Öf Engin ya. Ya öyle canım. Tamam biraz arabesk olabilir ama... Sonuçta kız çok güzel. Çok sevimli. Çok cana yakın. Çok genç. Genç? Güzel ha? Peki ben neyim canım? Sen kötü kalpli kraliçesin. Ayna ayna. Söyle bana, var mı İlknur'dan güzeli bu dünyada? Aa, varmış işte, gördün mü? Gördün mü? Varmış. Yap. Ama bak, yapma ama bak, gelmem. Bir daha gelmem böyle yaparsın. Merhaba. Buyur. Müdürün odası ne tarafta acaba? İlknur Hanım mı? Evet. Şuradan gidince ileride odası. Asistanına söylersiniz, o sizi içeri alır. Çok teşekkür ederim. Gel. Hanımefendi merhaba, beyefendi merhaba. Siz nasıl girdiniz buraya? Çok küçük bir sorum olacak. Diva Perihan'ın nerede olduğunu bilmek ister misiniz? Hayır, bilmek istersiniz diye düşünüyorum. O yüzden bu soruyu attık. Siz Diva'nın nerede olduğunu biliyor musunuz? Hanımefendi, biliyorum ki buralara kadar geldim. Hayır, bilmesem burada ne işim var? Bakın, ilk size geldim. Göz kulağa geldim. Önemli olan benim bu işten avantam ne olacak? Onu bilmek istiyorum. Yani siz eğer Diva'nın yerini gerçekten biliyorsanız... bir 10.000 olabilir. Şimdi Diva'nın nerede olduğunu öğrenmek için 10.000 iyi. Ama bununla beraber Diva'nın gizli sevgilisini de öğrenirsek 20.000. Hmm. Yani son teklif bu mudur? Hayır, bana hiç cazip gelmedi de. Yani eğer elinizde bir kanıt, fotoğraf, video herhangi bir şey varsa... o zaman belki 2 katına çıkabilir. Buna var mısınız? Çağır bakayım garsonu. Okey. Garson! Yok artık. Koçum diye bağır bari. Ne diyorsun ya? Aman kız, bir didişmeye gari. Hadi sakin, hop hop. Kibar haklı, sen aklını dersine ver. Bence de dersinize ver kendini. Böyle koca bulamayabilirsin ama garson bulursun. Ah, ver şu bardağı bana. Bıçağı da. Ne yapacağız bununla? Bunu mu keseceğiz? Aa, hayır canım. Ver. Bıçağı bardağa vurduğunda garson seni duyup gelecek. Böyle. Koca mı o? Aa, yok. Sadece garsonmuş. Al bakayım. Okey. Şimdi buna şey yapıyorum, tamam? Anne! Gelebilir miyim? Ye. Garson toplar onu. Merhaba. Sorun değil. Ha, merhaba. Ha? İşte sen bundan star yarat bak. Kızdan hiç umut yok. Gitti güzelim takım. Bence de Divan. Siz benden star yaratın. Dün benim şarkımı beğenmediniz ama... dün benim biraz sesim kısıktı. Sabah yumurta içtim şu an. İnşallah ağzının üstüne düşersin sevgilim. Ay dur. İnşallah sen ağzının üstüne düşersin. Ne bu zulüm bana be? Aa neyse. Star dedi de sana bir mekana star gibi girmeyi de öğreteceğim. Bunu bir Perihan Işık... bir de Ajda Pekkan'ı iyi yapar. Gerçekten mi? Evet. Ne var? Vay! Tufan'ım ne yapıyorsun ya? Teklifimi düşündün mü? Bak şimdi, sen çok güzel ve çok büyük bir madenle dip dibesin. Ben mi? Sen. Neymiş şu maden? Anlat bakayım. Anlatıyorum. Kemerlerinizi sıkı bağlayın. Tutuf tuf tutuf. Diva. Ne? Ya, ta kendisi. Sen şimdi beni Diva ile tanıştıracaksın. Diyeceksin ki bu adam benim menajerim. Ben de Diva'nın seni ünlü yapması için her türlü yardımı yapacağım. Mesela Diva ile sana düet yaptıracağım. Ya mesela Diva ile seni bir programa çıkartacağım. Sen beni Diva ile tanıştır yeter. Bak ondan sonra çok güzel şeyler yapacağım sana. Şşş. Oğlum ben sana güvenmiyorum ya. Sen hep fırıldak çeviriyorsun ya. Ya arkadaş sen ne kalın kafalı adamsın ya. Bak sana dün de söyledim. Bundan sana fırıldak yok ya. Yok ya. Sen Diva'nın eve gireceksin. Diva'nın fotoğraflarını çekeceksin. Sonra o çektiğin fotoğrafları para karşılığı magazine satacaksın. Ben bunu yer miyim oğlum? Kafa lan bu kafa. Şu an kalbimi kırdın. Bak şu anda kalbimi kırdın. Ben magazincileri sevmem. Magazinciyle benim işim olmaz. Oğlum biz senin yüzünden evsiz kaldık lan. He? Senin kalbin kırılsan olur, dökülsen olur. Hem ben halledeceğim o işi ya. Çalışacağım, didineceğim. Gerekirse Diva'nın kapısında yatacağım. Eninde sonunda Diva benim sanatımı anlayacak. Anlayacak. Hadi. Kapatıyorum ben. Çüz. Anladım. Senin tava gelmene çok az zaman var. 3 güne biter bu iş. Tak. Ay Cennetciğim çok pardon. Bir kere daha girmeni istiyorum kapıdan. Daha kendinden emin. Evet, dur orada. Mekana girdin mi? Tek bir çizgiye bakacak gözlerin. Ta ki salondaki herkesin seni fark ettiğini anlayana kadar. Kimseyle göz göze gelmeyeceksin. Kimseyle. Hepsi önemsiz. Bir tek sen önemlisin. Anladın mı? Savur saçını bakayım. Biraz indir şu kürkü. Ay. İşte tam bir star girişi. Bir adım at. Gözlerini alamıyor senden. Farkında mısın? Evet. Ama en ufak bir evlilik isteği duymuyorum. Onu ne yapacağız? Ay. Kıskanıyor seni. Ben yetiştiriyorum ya. Aldırma ona. Bana bak hanım. Kızımı da kendin gibi yoldan çıkarmaya kalkma. Vallahi de billahi de. Bana bak hanım. Senin gibi densizlere ne yapılır ben çok iyi biliyorum. Ağzımı bozduruyorsun artık sen benim. Aynı restoran, aynı masa. Bu bir mesaj falan mı? Belki de yüzüğü çıkarttığım yerde takmak istemişimdir. Yüzüğü takmak mı istiyorsun? Yani takmaya çok alışmışım. Baksana. Parmağım bomboş. Sen de alışın değil mi buraya püsküldü? Belki iyileşince de gelirsin. Olmaz mı? Ya tamam beni göremezsin ama Mehmet'i görürsün. Ha? Ben de özleyeceğim. Özlemez olur muyum hiç? Ama gördün işte ben Mehmet'in canını çok acıtıyorum. Ona böyle bir şey yapmaya hakkım yok. Şimdi biraz daha cesaret toplayalım ve gidip şu işi bitirelim. Teşekkürler. Konuşmayacak mıyız? Ya tamam yüzüğü taktın. Ama dün akşam çok kızgındın bana. Bu konuyla ilgili konuşuruz sanıyordum. Ya Mehmet çok özür dilerim. Ya ben gereğinden fazla büyüttüm. O kuşa püsküllü ismini senin taktığını sandım. Ama değilmiş. Melike gelip her şeyi anlattı. Doğrusunu öğrendim. Melike sana mı geldi? Evet geldi. Ve bu isim olayını anlattı. Sonra da beni seven erkeğe haksızlık etmememi söyledi. Benim yüzümden senin canın acıyor. Senin yüzünden değil. Benim yüzümden. Demek sana bana haksızlık etmemeni söyledi öyle mi? Ya Mehmet biliyorum ben sana haksızlık ettim. O kızın seni etkileyebileceğini, senin sözünden vazgeçebileceğini düşünmem bile... Evet. Vazgeçmem. Hepsi Engin yüzünden oldu. Ya o sünepe kızın seni etkileyebileceğini söyledi bana. Ben de öyle olunca... Bir dakika. Sen dün akşamı o yüzden mi ayarladın? Ve dur tahmin edeyim, Engin'in buraya gelmesi de tesadüf falan değildi değil mi? Ya hayır canım, tamamen tesadüf. İlknur. Liseden beri beraberiz. Ne zaman yalan söylüyorsun anlayabiliyorum. Yapma. Sana demiştim. Beni sana yanlış yapmaya zorlama demiştim. Ama... Ya sen ne zaman böyle oldun İlknur? Ne ara benim arkamdan Engin'le beraber işler çevirmeye başladın? Sen daha dün beraber güldüğüm kızdın. Hayallerimi anlattığım kızdın. Sen o balık ekmekçiye gitmekten zevk alan kızdın. Şimdi ne oldu? Ne zaman böyle oldu? Ha? Ya öyle değil aslında ya. Bana bir şey olmadı. Sadece o kız yüzünden. Sakın o kızı karıştırma. Sakın. Benim bir süre yalnız kalmam gerekiyor. Ya Mehmet, sakın. Bak bana bir söz verdin. Evet, verdim. Sürekli hatırlatmana gerek yok. Zaten aklından hiç çıkmıyor. Ama önce Engin'den onu pislikle arkamdan çevirdiğin dolaba hazmetmem gerekiyor. Bunun için de zamana ihtiyacım var. Artık hazmedebilir miyim? Onu da bilmiyorum.